Hocam benim bir arkadaşım sürekli olarak bana işte e, biz niye yaratıldık? E, Allah-u Teala yani niye kadın peygamberler yaratmadı diyor. Ve benim verdiğim cevaplarla tatmin olmuyor. Bunun tatmin olabilmesi için nasıl cevaplar verebilirim? Onu soracaktım. Biz niye yaratıldık? Ve bir de niçin kadın peygamber gönderilmemiştir? Tamam bunu insanın kısa aklıyla alması aklın içerisine sığdırması mümkün değil. Önce insan kendi yapısını ve iyi bir anlaması gerekir. Sınırlı bir varlığız. Hepimiz öyle. Kadını da erkeği de bunun. allah Teala kadına ayrı özellikte yaratmış. Erkeğe ayrı özellikte yaratmış. Mülkse onundur. Kadınlar da onun kuludur. Erkekler de onun kuludur. Kadın kullarını farklı yaratıyor. Erkek kullarını farklı yaratıyor. Hayvanatın içerisinde arslanı farklı yaratıyor. Tilkiyi ayrı yaratıyor. Kurdu ayrı yaratıyor. Geyiği ayrı yaratıyor. Timsahı yılanı ayrı yaratıyor herhangi bir kimsenin bunları niye böyle yarattın, niçin böyle yarattın deme hakkına sahip değil. Kalemin niye beni yaptınız demesi gibi bir şey. Aynen öyle. Mikrofonun niye bana böyle konuşuyorsunuz der gibi falan bir şey. Ee, önce bunu bir iyi anlamak gerekir. cenab bakın mülkünde yaratılan varlıklardan hani bir tabir var ya zurnanın son deliği bile değil. Sorun bile değil. Eskiden bazı şeyleri izah etmek takıdan zorlanıyordu. Zorlanılıyordu. Ee, gece olacak da hava pırıl pırıl olacak da böyle İç Anadolu'da bilhassa gece Temmuz Ağustos ayında gökyüzüne bakacaksın. O yıldızları göreceksin. Uh, diyorsun bu kadar yıldız hakikaten hepsi gözüküyor. İstanbul'da görünmez o. Ee, yani şeyin elektriğin olmadığı yerlerde aynı şekilde göreceksin. Böyle kaynıyor. Hele, hele bir, bir Toroslardan geçerken öyle bir şey yaptık, sanki üstüne dökülecek gibi geliyor falan, o kadar yakın, bir de yüksektesin ya. Tabii onları görünce, e, daha önce öyle bakılıyordu. Mesela biz İlahiyat okurken, e, Karatay Medresesi vardı, o medresesinin ortasında tam bir havuz yapıştı. havuz vardı. Üstünde kubbe ve kubbe açıkmış. Peki ne yapıyorlardı? Astronomi dersinde, belli zaman dilimlerinde yıldızlar o şeyin, kubbenin üzerine gelince böyle havaya baka baka boynunu ağrıyor ya... Ecdat neleri düşünmüş. O havuza yansıyor, o havuzda gösteriyor işte bu yıldız budur, bu yıldız budur, 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 budur diye izah ediyor. O havuza yansıyor ge e, şeyde gece e, o e, bilgiyi de veriyorlar. Diyeceksiniz niye uzattınız geldiniz buraya kadar? Efendim şimdi e, eskisi gibi değil internet vasıtasıyla, belgesel filmler vasıtasıyla e, birinci kat semada bulunan mesela Samanyolu galaksisinin ve benzeri galaksilerin, benzeri yıldızların e, eldeki mevcut teleskoplar vasıtasıyla fotoğraflar çekiliyor, yayınlanıyor. Mesela Samanyolu galaksisini e, hem fotoğrafı var hem de e, uzay haritaları çıkarılmış. Bu uzay haritalarını da yiyecek, internette görmek mümkün. Mesela o Samanyolu galaksisi içerisinde bulunuyoruz biz arz küresi olarak, dünya olarak orada bulunuyoruz. Baktığınız zaman nokta bile değilsiniz. Dünya. Dünya. Nokta bile değil. Hani bulmakta zorlanırsın. Ve bir de böyle bir, e, bir tuhaf oluyorsunuz. Yani o galaksinin içerisinde büyük büyük aynı şekilde gezegenler, yıldızlar Onlar içerisinde nokta bile değilsin. Yani <laughs> onlar dese ki sen ne arıyorsun burada? Hadi falan deseler. Diyecek gibi geliyor. Sen onun içinde yaşayan sıradan bir varlıksın. Dünyanın fotoğrafları var mesela, diyelim ki Ay'dan, Uzay'dan biraz <laughs> yükselince, bırakın o nokta gibi, ...dünyanın fotoğrafının içerisinde ben hiç gezinen insanları göremiyorum. <laughs> değil mi? <laughs> Görünmüyoruz bile yani. Görünmüyoruz bile, tabii. Uzaydan bakıyoruz. Ee, öyle bir durum söz konusu değil. Ay'a bakıyorsa yuvarlak futbol topu kadar falan bir şey görüyoruz. Dolunay olduğu zaman biraz, biraz o da yazın, e, Ağustos, Temmuz, Ağustos aylarında... ...ufuk hattında şapka, biraz daha iri ve büyük gözüküyor falan geçen sene içerisindeydi. Bir öyle bir çok e, ufuk hattına çok yakın geldiydi. Yani. E, o da işte kaç senede bir oluyormuş falan. Ya allah Teala muhafaza buyursun. İnsan hayal ediyor. Mesela Asya kıtası büyüklüğünde deniyor. Ayı. Asya kıtası büyüklüğünde. Şimdi Mustafa Bey düşünüyor musun? Dolunay. Heyüller gibi bir şey çıkıyor ufuktan. E, şimdi biz İstanbul'dayız ya. İstanbul'dayız ya. Nasıl diyeyim? Şöyle İstanbul'un Avrupa yakası kadar büyüklüğünde bir nesne. Oradan yükselmeye başladı falan. Ve çoğumuz korkudan gideriz ya. Ne oluyoruz falan diye. Çoğumuz korkudan gideriz. Ne? ve Onun için mesela Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahü Teala'yı kitapların her başında işte Allah-u Teala hamdü sena ederken, Allah-u Teala ehmetü sena ederken ve orada bir ifade kullanıyor. Korku ve, ve dehşetten koruyan diye. Her an. Her an, e, her an aynı şekilde onları ayakta tutuyor. E, yok olmaktan koruyor. Ve korku ve dehşetten koruyan ifadesinin. Korku ve dehşetten. Hakikaten diyorsun ya. Şu ay dedim bize biraz yakın gelse. Gördüğümüz kopar ya. Ama öyle değil. Böyle bakıyoruz. Futbol daha. Ay doğmuş dolunay olmuş falan filan deyip duruyoruz. Romantik, yani. Romantik romantik. Romantik romantik <laughs> bakıyoruz falan. <laughs> yani insan dehşete düşer. On sana mesela e, şeylerin e, bu hayvanları araştıran e, biyoloji mi deniyordu o ilme? E, bu deniz ürünlerini araştıranlar var ayrıca. E, şimdi e, Adamlar oturmuşlar, hususi bu işi meslek haline getirmişler, meslek haline getirmişler. Kamerayı götürüyor adam, e, saatlerce değil günlerce bile bekliyor. Bir çiçeğin aç, açmasını, bir aynı şekilde e, deniz kaplumbağasını getirip yavru yapmasını, yavruların çıkması, denize ulaşması hepsini çekiyor. Hepsini e, orada çekiyor falan. Minnacık aynı şekilde böcekler var. E, onları bile oturmuş adam çekmiş. Onları böyle izlerken, bakarken dehşete düşüyorsun. ...mesela öyle şeyler yatılmış minnacık bir şey... ...ufacık bir şey... ...diyor ki bu böcek e, allah Teala buna... o öyle demiyor da bunun diyor... ...savunma silahı kaynar su püskürtüyor... ...kaynar su... ...ya ben bir sefer gördüm onu minnacık bir şey ya... ...şu e, ne diyorlardı... E, ...ne böceği? Uğur, böceği... ...Uğur böceği dedikleri böcek var ya... ...onun kadar bile yok yani... ...o kadar bir şey... ...baktım baktım ya arkadaş sen elektriği nereden alıyorsun... Bu su nereden Bu suyu nereden alıyor? Bir bağlantın var mı? Nasıl kaynatıyorsun? Bu kaynar su sana niye zarar vermiyor? Niye sana sana zarar vermiyor? Gelene aynı şekilde. savunma silahı mı bunda? E, yılanı ki de aynı şekilde zehir püskürtüyor. O zehir insana ulaştığı zaman öldürüyor. Anında götürüyor. Yetiştirebildiğin yetiştiremediği götürüyor. Eee avına dişini geçirdiği de o zehri şey yaptığı zaman ...kocaman hayvan bile küt diye gidiyor. Ya e, ama ona niye zarar vermiyor? ...zehir o taşıptı diyor... ...şeyi hiç gördün mü böyle... E, ...kurbanlık hayvanlar kesilirken başında bulunum ...çocukken biz hep giderdik böyle... ...bu insanda da var safra kesesi... ...hayvanda da var... ...o safrayı çıkarttıkları zaman... ...küçük bir beze sapsarı içerisi falan... ...onlar böyle e, şeyin... E, ...patlatmamak için çok dikkat edilir... ...ete giderse zehirliyor... ...onu fırlatıyorlar bazen kediler böyle... ...havada kapıyor kedi onu... ...laplup yütüyor... ...ona bir şey olmuyor... Ama insana geçe öldürüyor o. Ya e o da vücut bende vücut. Farklı. Farklı. Niye uzattınız diyeceksiniz. allah Teala kadın kullarını kadın olarak çok mükemmel yaratmış. Erkek kullarını da erkek olarak çok mükemmel yaratmış. Bu ikisi eşit değil. Erkek erkek olarak kadın kadın olarak yaratılmış. Kadın kadın olarak mükemmel yaratmış cenab bak, Erkeği de erkek olarak mükemmel yaratmış. Kadınları kendi aralarında bile eşit yaratmamış. Erkekleri de kendi aralarında eşit yaratmamış. Ama şey itibariyle tamam bakınca bu erkek diyorsun bu kadın diyorsun tamam şekil itibariyle ama anlayışları idrakleri onu sana e, ne bileyim vücut yapıları itibariyle dayanıklığı idraki görüşü ufku uf, farklı olmuş anlayışı duygu akıl duygu, titri, akıl. Farklı. e mesele bazısı duygusaldır bazısında hiç o yoktur e yani mesele diyorsun işte bir roman okumuştum da e, ...bir kız bir oğlana sevgisi var ama sevgisini söyleyemiyor... ...oğlan da başka bir kıza takılmış... ...kızla langolosun teki... ...onunla şimdi gemiyle şey yapıyor işte... ...martılarla uçsun falan... ...çocuk biraz böyle duygusal romantik anlatıyor falan... ...işte bak diye martıların şey falan... ...kız da dedi ki ...ama ne varmış diye böyle lak lak lak... lak gibi geliyor. ...yani hiçbir öyle bir haber yok yani... <gülüyor> <gülüyor> ...duyguları törpülenmiş... <laughs> Yok. O yeme içme gezme. Nerede çalgı orada kalkı hesabıyla. Öyle yaratılmış o. E, duygusal yaratılmış. Bunlar birbirlerinden farklı. Ya bak, kadın kadın ikisi de kadın. De, erkek de aynı şekilde. Birisi aynı şekilde hani hayvana anlatıyor falan. Şahit Birisi, oldum de, ona. Evet. Yani anlatıyor ya diyor şu aynı şekilde... ...kekliğe şu bıldırcına bak diyor, kanadına bak, şeyine bak falan. ...bir şey, ne olacak ulan diye bir lokma... ...bir şey diye kızarttım mı gidiyor... ...adam <laughs> Bak <şersin. gülüyor> bak <şersin. gülüyor> ...o da öyle diyor... <laughs> ...farklı bir şey... ...dolayısıyla duygular farklı... allah Teala... ...erkeğe beden itibariyle daha dayanıklı bir vücut yaratmış... ...kadında o yok ama başka kuvvetleri var onun... ...başka özellikler yaratmış... ...niye dünyanın imarı için... ...nefsin devamı için... ...bunlar böyle yaratılmış... Dolayısıyla e, Allah e, doğruyu anlatmak, doğruyu insanlara söylemek, doğruyu anlatmak, doğruyu insanlara söylemek meşakkatli bir iştir. Bedenen de güçlü olması lazım. Ya e Allah da öyle erkek kullarını yaratmış ve bunların içerisinde seçmiş peygamberlerini. Kadro olmuş olsa bedenen zayıftır. Daha ilk davetinde her şeyi söylerler. Her şeyi söylerler. Saf dışı olur gider. Ya Hazreti Meryem'e bile dil uzattı o insanlar. Evet. Hazreti Meryem'e dil uzattı. Hazreti Ayşe validemize peygamber efendimizin hanımı Allah-u Teala buyuruyor ki hani, yani kendisi bildirdiği nikahlanmasını Allah-u Teala'nın tasarrufu ve muhafazası altında bulunan bu annemize iftira etti bu insanlar. İftira ettiler. E, dolayısıyla ikisi farklı farklı yaratılmıştır. Bunun için Allah-u Teala e, meleklerden de göndermemiş. İnsanlardan seçmiş, insanların içerisinde erkeklerden seçip göndermiştir. Niye? Taşlanacak, yuhalanacak, ondan sonra hakarete uğrayacak, her türlü şey yapacak. Dayanması lazım. Dayanması lazım. Kadın naif. Dayanamaz. Hayır. E, kadının özellikleri farklı. Buna dayanamaz. Buna dayanamaz. Buna dayanacak şekilde yaratılmamış. Mesela e, kadının doğum anındaki o çektiği sancıya da erkek vücut dayanamaz buyuruyor. O farklı farklı şeyler. Efendim işte kadın... E, hayır. Kadın kadın olarak mükemmel. Erkek erkek olarak mükemmel. İkisini birbirleriyle karşılaştırmak efem eşit olsun. Değil. Allah-u Teala yaratırken böyle yaratmış. Bu sistem böyledir. Mülk de onundur. Böyle yaratmıştır bunu eşit olacak olsa her herkese erkek herkesi herkese kadın yaratılırdı. Herkes yani. öyle yaratırdı. E melekler He. melekleri mesela öyle yaratmış. Meleklerde ...erkekli dişit yok. Erkek diyor, de yok. Hepsi aynı şekilde. E, öyle bir durum da yok. Nefs de yok onlarda. Yani kötülük düşünemez mümkün değil. Yani şeylerinde yok. E, hafızalarında öyle bir durum söz konusu değil. Ama Cenab-ı Hak hatta melekler bile hayret etmişler. Bakıyorlar bunların özelliklerini görünce insan yaratılmadan önce bakıyorlar. Ya Rabbi diyorlar bunlar... günah işleyecek. Ondan sonra fesat çıkaracak, kan dökecek bunlar. Bunları niye yarattın? Hani hesaba çekmek için değil. Hikmetini öğrenmek için soruyorlar. Hikmetin için Allah Teala buyuruyor ki sizin bilmediniz ben bilirim. E, bunlar günah işleyecek şekilde yaratılmış. İnsan ve cin bu özelliğe sahip. Böyle yaratılmışlar. Mesela, e, kadın kullarına nefste daha kuvvetli vermiş. Erkekte o kadar yok. Nefs deyince çoğu sadece şehvet anlıyor. Gerçi şehvet kelimesi de o. Işte, cinsellik anlıyor. O değil o. Nefs deyince çoğu hemen cinsellik alın. cinsellik anlamında değil. Şehvet deyince de cinsellik anlamında Şehvet de cinsellik değil. Şehvet mesela adam e, şeye karşı efem, makama karşı şehvet. Şehvet meyildir, istektir, arzudur. Herhangi bir şeye. Herhangi bir şeye karşı. Dolayısıyla dünya malına şehveti vardır. Biz şehvetle aynı şekilde sadece cinsellik olarak getirmişiz. Alakası yok bunun. Dolayısıyla e, mesela sen ...hiçbir, mi bugüne kadar çok nadirdir bir erkek gördün mü? Efendim işte eve gittiği zaman halıyı şöyle serelim, koltuğu böyle yapalım, şu koltuktan olsun, şu örtü böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Yok öyle bir şey. Hatta rahatsız olur. Rahatsız olur. Ya bir ne gereği var der ya falan, ne gereği var falan. E ben de öyle düşünüyorum mesela. Ne gereği var? Ha olmuş. Ha, olmuş. Hayır. Mesela gömlek hiç kirlenmese değiştirmek hatırıma bile gelmez yani. <laughs> Kirlendi hiç <için> çıkarıyor. <laughs> <laughs> Hakikaten öyle. E mesela hanım bazen yazın ee, Konya'ya gittiği zaman... Ee, ya şimdi Kalınca salata yapıyor neyse. Süslüyor, püslüyor falan. Bak her gün de yapıyor, bıkmıyor. Ondan da zevk alıyor. Yani. Bu özellik verilmiş ona. E ama ben şimdi hanım yokken falan domatesi belki altı yediye bölüyorum. İkinci <laughs> gün bakıyorum bu çok uzun oluyor. Dörde bölüyorum. Ya üçüncü gün dörde belirecek zaman <laughs> boş veriyorsun. Isırarak. <gülüyor> Isırarak gülüyor> gibi diyor. <laughs> Nasıl olsa bu böyle olacak. <laughs> ya, erkek de yok o. Erkek de yok. Mesela yemek yapıyorsun. Erkek ya karnım doyurayım yeter diyor. O süslüyor, püslüyor, bilmem ne yapıyor ondan sonra onları da koyuyor falan. Onun olması lazım. Niye? Dünya hayatın devamı için. İntizamı için, nizamı için. Cenab-ı Hak kadın kullarını böyle yaratmış. Kendisi yemese bile başkasının yemesinden hoşlanıyor. Hoşlanıyor. Bu bir ikincisi duygusal olması lazım. Duygusal olunca da, duygusal olunca da adalet yerini bulamaz. Mesela Allah Teala buyuruyor ki e, herhangi bir hadisede şahitlik yaparlık... bir erkek iki kadın diyor. niye? Efendim burada değil ya. Erkeği yaratırken Cenab-ı Hak o konuda e, şey e, daha e, sert yaratılmış. Birisi birisini öldürken gördü. Birisi birisini öldürürken gördü. Bu öldürdü diyor. Ama kadın o katil gelip de yanına da çocuğunu alsa ağlayıverse çocuklarım var dese kadın kalbi döner. Ağlamaya bile başlar. Yazık der ya bu çocuğa. Yani bu öldürmüş ama olmuş ama affediverir, geri verir. Ne oldu? Adalet gitti. Adalet yerini bulamaz. Adaletin adalet olmazsa o zaman aynı şekilde e, kuvvetler, zalimler herkesin haklarına tecavüz ederler. Yani e, e, işin aslı şu ki Allah Teala yaratırken kadını ve erkeği farklı yaratmış. Erkek o gelecek olan sıkıntılara, dertlere, belalara, musibetlere, taşlanmaya, yuhalanmaya, alay edilmeye dayanıklı bir şekilde yaratılmıştır. Peygamberlik de meşakkatlidir. Peygamber Efendimiz hiçbir peygamberin, hiçbir insan demiyor. Hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. Ha, hal böyle olunca, hal böyle olunca dolayısıyla onun güç ve kuvvetli olması lazım. Allah da de her şeyi en iyi bilendir. Onun için kadın kullarından peygamber yarat göndermemiştir. Erkek kullarından göndermiştir. Niçin yaratıldık? Allah Teala kendini tanımasını murat etmiştir, istemiştir. Mülk onun akıl vermiş, irade vermiş. Bana itaat edin, ben de size cennet, cenneti yaratma orada sonsuz kalacaksınız. Ama itaat etmezseniz cehennemde yakarım buyuruyor. Mülk onun, dilediği gibi hareket etmekte serbesttir. Kur'an-ı Kerim'de de estağfurullah... Ma halaktu cinne ve insa İnsan ve cinni bana itaat etmeleri, ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Beni tanımaları için diye anlatılıyor o da Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.